Evet, Sayın Hocam. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Erzurum tanıtım günlerini bize bir değerlendirir misiniz? Memnuniyetle. Bir hoca gözüyle, bir profesör gözüyle. Estağfurullah. Profesör keşke olabilsek ama inşallah bir gün o da olur. Çok teşekkür ederim. Şimdi birinci olarak ben bugünü hazırlayan, daha doğrusu bu haftayı hazırlayan hem Erkon'a, hem federasyonlara, hem de Erkon'a yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Son zamanlarda geçen yıl ve bu yıl Erzurum ismine yakışır şekilde temsil edilmeye başlandı. Özellikle bugünlerin çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çünkü bütün Türkiye bir yarış içerisinde. Erzurum da bu yarışta geride kalmamak zorunda. Yani tüm dünyada lobiciliğin, tüm dünyada tanınırlığın, tüm dünyada öne çıkmanın, medyada öne çıkmanın çok önemli olduğu bir dönemde Erzurum'un geri planda kalması düşünülecek ya da akla alınacak ya da olabilecek bir şey değil. Bunu bizler de kabul etmeyiz. O sebeple layıkıyla bu işi 2 senedir yaptıkları için bu bütün bu alanı düzenleyen, bütün bu alanda emeği olan, bu organizasyonu yapan bütün arkadaşlarımıza ben hasreten kendi adıma ve bütün tanıdığım Erzurumlar adına, derneklerimiz adına, federasyonlarımız adına ben teşekkür ediyorum. Aslına bakarsanız Erzurum'un, kadim şehir dediğimiz Erzurum'un tanıtılma, promosyon türünde şeylere ihtiyacı olmaması icap eder. Ama son 25-30 senedir Erzurum'un ileriye giderken vites küçülttüğünü görüyoruz. Bazı şehirlerde Erzurum'un ilçesi büyüklüğündeki bazı şehirler bu 30 sene içerisinde 8. 10. 15. 20. Sanayi bölgelerini açarken Erzurum'da daha 2 tane sanayi bölgesi olmasının sanıyorum muhasebesini yapmamız lazım. Başta elinde mikrofonu tutan, sözü geçen Erzurum'un abileri, Erzurum'un siyasileri, Erzurum'un ileri gelenleri, akli insanları bunu düşünmeli. Arkasından da bizler düşünmeliyiz ve değerlendirmeliyiz. Demem odur ki biz bölgenin, coğrafyanın en önemli ili, en önemli merkezi, dağıtım noktası olmamıza rağmen kenar köşedeki illerin bizleri bazı alanlarda geçmesi şahsen beni biraz üzüyor. İnşallah bu mesafeyi kapatacağız. Bu toplantıların, bu tanıtım günlerinin bunun ilk ayağı olmasını diliyorum. Erkon'a bundan sonraki organizasyonlarında başarılar diliyorum. Bence yüzünün akıyla çıkmış bir organizasyon. Çok teşekkür ediyorum. Kaçkar TV'ye de ayrıca teşekkür ediyorum. Bunlar mükemmel olsa bile insanlara ulaştırılması gerekiyor. İnsanlara ulaştıramazsanız böyle bir şeyi hiçbir şey yapmış sayılmazsınız. Kaçkar TV'de bu işi üstlendiği için, bu işin tanıtımını yaptığı için, en önemli tanıtımlarından birini yaptığı için onlara da sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. Teşekkür ederim efendim. Hem Kaçkar TV'ye, hem Erzurum Birlik Platformu, Şenkaya Haber. Yani biz istiyoruz ki böyle memleketimizi daha çok seslendirelim. Çok sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah. Bu Erkon'da büyük bir çatı olur. Bu çatının altında herkesi toplar. Senlik benlik yerine birlik olur. Birlik olduğumuz zaman zaten önümüzde hiç kimse duramaz. Erzurum'un ilk isminden itibaren başladığınız zaman bu tarafa tarih, yani Kalikala isminden başladığınız zaman, şimdi Kalikala dedik, Kalikala ne? Kalikala güzel halı dokunan yer demek. Ama Erzurum'da bakın güzel halı da dokunmuyor artık. Mesela, İnşallah kilimi, bunları da Bardus kilimi bütün sarayları sermiş. İşte bütün bunları bir araya getirecek ilk adımın bu adım olmasını diliyorum. Çok başarılar diliyorum. İnşallah onlar da hak ettikleri övgüyü, hak ettikleri takdiri herkesten alacaktır. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olmayın.